Merhaba arkadaşlar. Fahiye annenin mutfağına hoş geldiniz. Ben size bugün kekik türünü anlatmak istiyorum. Yararlarını anlatmak istiyorum. Ben 3 çay kaşığı kekiğimi tencereme koydum. Ve içine 1 su bardağı su ilave ettim. Şimdi ocağımı açtım ve kaynamaya bırakıyorum. 5-6 dakika kaynaması gerekiyor. Kaynadıktan sonra, ılındıktan sonra dişlerinizi yemekten sonra sabah akşam ve sabah öğlen ve akşam yemeğinden sonra dişlerinizi normalken macunla fırçaladıktan sonra bu kekik ılınmış, soğumuş kekik suyu ile dişlerinizi, diş etlerinizi ağzında bir yudum su, kekik suyu alıp onunla diş etlerinizi ve dişlerinizi fırçalamalısınız. Bu diş et iltihaplanmasına çok iyi geliyor arkadaşlar. Bunu her gün yapmalısınız. Öyle bir şeyiniz varsa, diş et çekilmesi, diş kanaması, iltihaplanması varsa buna çok faydalı arkadaşlar. Ben size sonra göstereceğim. Kaynadıktan sonra da göstereceğim arkadaşlar. Ve kekik kürüm kaynadı arkadaşlar. 5-6 dakika kaynattım. Gördüğünüz gibi suyu böyle oldu. Rengi bir değişti. Bu suyu şimdi süzmelisiniz. İçindeki kekikler süzülmesi lazım. Ve suyu ılındıktan sonra bunu yemekten sonra dişlerinizi ve diş etlerinizi fırçalamalısınız. Bu kürü her gün yenilemelisiniz. Bu suyla ertesi gün kullanamazsınız. Her zaman yeni yapmalısınız. Yani bütün gün kullanabilirsiniz. Yani sabah, öğlen, akşam ama ertesi gün kullanamazsınız. Yani yeni kürü yeniden kaynatmalısınız. Şimdi size göstermek istiyorum. Şimdi dökmek istiyoruz arkadaşlar. Kekik suyu süzülmesi lazım çünkü. Bir tane daha yaparız şimdi. Başka bardak alalım oradan. Şimdi gördüğünüz gibi böyle çay rengine, açık çay rengine benziyor. Bunu isterseniz sonra yine kaynatabilirsiniz. Yani yine çıkar suyundan. Bu kekiğinden yine kaynatıp gene yapabilirsiniz. Eğer yetmezse. Bugünlük. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bunlar soğusun. Ondan sonra dişlerinizi size böyle fırçalayabilirsiniz. İnşallah denersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir su bardağı baştan koymuştum ama sonra dedim hani yetmezse dedim. Bir su bardağı daha ilave ettim ve kaynattım birlikte. Onu söylemek istiyorum sadece. Abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.